Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Bugün sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir yanında kadınlarla buluşuyoruz. İstanbul'dan Bitlis'e, Antalya'ya, Balıkesir'den Tokat'a, Aydın'a onlarca ilde eylemdeyiz. Bizler yıllarca sadece 8 Mart'a değil, her gün meydanlarda, adliyelerde, üniversitelerde, iş yerlerinde mücadele ediyoruz. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimiz için tarihsel bir öneme sahip. Şimdi de asla yalnız yürümeyeceksin diyen tüm kadınlarla birlikte Dünya Kadınlar Günü için bir aradayız. Kadın cinayetlerini durdurmak, kadın cinayetle şüpheli kalmasın diye meydanlardayız. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak için buradayız. Kadın cinayetlerini mücadelemizle durduracağız, şüpheli bırakmayacağız. Biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu olarak 2010 yılından itibaren her ay kadın cinayeti verilerini açıklıyoruz. Son yıllarda şüpheli kadın ölümlerini de verilerimize ekledik. Ancak ilk defa bu ay kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini açıklamadık. Bu sefer verileri meydanlardan açıklayacağız dedik. Şubat ayında 28 günde 27 kadın öldürüldü. 12 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 5 Mart'tan bu 5 Mart'a kadar 303 kadın öldürüldü. 181 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu rakamlara kimse alışmasın. Bu rakamları kimse normalleştirmesin. Her ay açıkladığımız verilerini açıklamak zorunda kalmak istemiyoruz. Bizler hiçbir kadının öldürülmediği günlerde buluşmak istiyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için yıllardır verdiğimiz mücadele sonucunda Cumhurbaşkanı kadına yönelik şiddet ile ilgili açıklamalar yaparak adımları açıkladı. Devletin kadına karşı şiddetle mücadeledeki irade beyanı önemli bir taahhüttür ve biz de bunun takipçisi olacağız. Mücadelemiz sayesinde İçişleri Bakanlığı kadın cinayeti verilerini açıklıyor. Bakanlıklar kadın cinayetlerini gündeme getirmek, eylem planı açıklamak zorunda kalıyor. Kadın cinayetlerini durdurmak için yıllardır verdiğimiz mücadeleyle artık mahkemeler şiddeti meşrulaştıran indirimleri kolay kolay uygulayamıyor. Sadece açıklamalarla değil, atılacak adımlarla, izlenecek somut politikalarla kadınları yaşatmak mümkün. Ancak İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için, etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için katiller kadın cinayetlerinin üstünü kapatabileceğini düşünüyor. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçek açığa çıkarılmıyor. Ancak aylar sonra 11 yıl süren davada Aslı Baş'ın ölüm sebebi açıklanmadan sanıklara delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Sadece biz mücadele ettiğimizde soruşturma ve kovuşturma süreçleri ilerliyor. Pınar Gültekin'in katili yakalanacağını düşünmediğini, Aylin Sözer'in katili delilleri karartmak için yaktığını söyledi. Katil itiraf etmeden Arzu Aygün'ün cansız bedeni 42 gün boyunca bulunamadı. Fail ancak suçunu itiraf ettiğinde gerçek açığa çıktı. Geçtiğimiz Eylül ayında Seygünür Aktaş başından silahla vurularak yaralanmıştı ve evli olduğu erkek intihar ettiğini iddia etmişti. Seygünür yoğun bakımdan çıktı ve ifadesinde "Eşim bizde boşanma yoktur" deyip beni vurdu dedi. Seygünür Aktaş yoğun bakımdan çıkmasaydı fail intihar diyerek cinayetin üstünü kapatmaya çalışacaktı. Aleyna Çakır'ın soruşturmasında Ümitcan Uygun hakkında şüpheli sıfatıyla aylarca işlem yapılmadı. Ancak başka bir suçla ilgili olarak tutuklandıktan sonra Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örneği Aleyna'nın vücudundaki DNA ile eşleştirildi. Süreç daha fazla uzatılmadan Aleyna'nın ölümündeki tüm şüpheler bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Bizler hala Gülistan Doku nerede diye, Rabia Naz'a ne oldu diye sormaya devam ediyoruz. Rabia Naz'ın davasında takipsizlik kararı verildi. Ama biz her yer sormaya devam edeceğiz. Rabia Naz'a ne oldu? Tam 426 gün oldu. 426 gün. Gülistan Doku nerede? Şu Leçet cinayetini ortaya çıkardığımız gibi, Aysun Yıldırım'ın kapanan dosyasını tekrar açtırdığımız gibi, Aleyna Çakır, Nadira Kadirova, Duygu Delen için yılmadan mücadele ettiğimiz gibi üstü kapatılmaya çalışılan hiçbir kadın cinayetini şüpheli bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa, soruşturma süreçleri etkin işletilirse katiller cinayeti saklayabileceklerini akıllarından dahi geçiremezler. Eşitliği ve özgürlüğü kazanacağız. Nasıl ki kadınlar kendi hayatında seçim yapmak için mücadele ediyorsa, gençler de üniversitelerde pes etmeden kayyum değil seçim mücadelesi veriyor. Kamu gücünü elinde bulunduranlar kadınları korumak,
şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkartmak için hiçbir irade göstermediler. Ancak kayyum rektör istemedikleri için mücadele eden gençlerin karşısında polisiyle, mahkemesiyle, bakanlarıyla seferber oldular. Yetkililerin gözünde hakkı olanı almak isteyen öğrenciler faillerden daha fazla tehlike mi teşkil ediyor? Devlet gücünü hakkını arayan öğrenciler için değil, failler için kullansın. Kendi hayatını seçmek isteyen kadınlar, şiddetin yaşı yoksa mücadelenin de yaşı yok diyen liseli kadınlar, rektörü de, geleceğimizi de biz seçeceğiz diyen üniversiteli kadınlar, eşit yaşayacağız, haklarımızı alacağız diyen işçi kadınlar, ayrımcılığa karşı mücadele veren LGBTQ artılar için mücadelemizi büyütüyoruz. Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Topyekin mücadele edecek, eşitliği ve özgürlüğü kazanacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız. Nuran Koçer, bir hafta önce boşandığı erkek Şükrü Efe tarafından dün tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan fail hala yakalanmadı. Nuran Koçer'in haftalardır fail hakkında şikayetçi olduğunu, can güvenliğim yok dediğini öğrendik. Nuran Koçer haftalardır can güvenliğinden endişe ederken onu korumakla sorumlu olan yetkililer neredeydi? 62-84 sayılı kanun kendi alanında çok ileri bir düzenleme denilirken 62-84 neden etkin uygulanmadı? Nuran Koçer'in şikayetleri dikkate alınsaydı bugün aramızda olacaktı, yaşıyor olacaktı. Kadınlar defalarca şikayette bulunmalarına rağmen, koruma kararlarına rağmen erkekler tarafından öldürülüyor. Bizler kadın cinayetlerini durdurana kadar, şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarana kadar mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.